Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Mahalle iftarı programıyla yine bugün karşınızdayız. Ramazan ayı boyunca efendim birçok iftar programında sizlerle olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ramazan ayının artık son günlerine doğru adım atıyoruz efendim. Bu mübarek ayı artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Huzurun, bereketin, mutluluğun yaşandığı bu güzel ayda biz de tabii ki Ramazan ayı boyunca mahalleleri elimizden geldiği kadar gezdik ve mahalle iftarlarını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bugün de 4 Eylül TV ekibi olarak efendim biz de bugün Abdülvahap Gazi Mahallesi'ndeyiz. Ben Hakan Bakar, kameraman arkadaşlarımla beraber mutlu, güzel bir iftar programı sizlerle gerçekleştireceğiz. Hava güneşli, güneş etkisini gösteriyor. Bazen tabii ki yağmura yakalandığımız mahalleler de oldu. Ve biz de efendim Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde işte masalar kuruldu, hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Hem mahallemiz hakkında bilgi verelim hem de mahallenin bazı ara cadde ve sokaklarını, parklarını sizlerle paylaşalım istiyoruz. Abdülvahap Gazi Mahallesi Yukarı Tekke'ye sınır bir mahalle. Daha doğrusu Kılavuz Mahallesi olarak tabii geçiyor. Yukarı Tekke oraya bağlı. Ama şu anda sizler efendim işte Abdülvahap Gazi Hazretleri'nin türbesini görmektesiniz. Camimizi görmektesiniz. Türk bayrağımızı görmektesiniz. Ve Akkaya dediğimiz efendim Sivas'ımızın meşhur Akkaya kısmının dibinde olan bir mahalle. Sevgi Evleri hemen Akkaya Mahallesi'nin dibinde yer almakta. Yine kimsesiz çocukların kalmış olduğu yurtlar da yine işte bu mahalleden görünüyor. Evet, şimdi pazar yerindeyiz. Bugün mahalle iftarı pazar yerine kuruldu. Hazırlıklar tamamlanıyor. Yemekler, sular, yiyecekler, içecekler efendim hepsi güzel bir şekilde hazırlanırken vatandaşlar da tabii daha erken, henüz gelmedi kimse. Ama biz de bu süre içerisinde diyoruz ki efendim bakalım biraz mahallenin durumu nedir? Ne yapıyor mahalle sakinleri? Gördüğümüz vatandaşlar olursa onlarla da güzelce konuşacağız. Sohbetlerimizi 4 Eylül TV ekranlarından, mahalle iftarından sizlere aktaracağız. Haydi o zaman buyurun efendim Abdülvahap Gazi Mahallesi'ni gezmeye, hep beraber adım adım görelim mahallemizi. Sevgili izleyenlerimiz, Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde bugün mahalle iftarında beraber olacağız. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlarınız olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Yarı sormalı canım. Hamdolsun, her gün işte mahalle mahalle geziyoruz. Allah'ın afiyetle görsün. Sağ olun. Buyurun efendim, bir tanıştıralım sizi izleyenlerimize. Adınızı alalım. Ben İlyas Gündar. Evet, İlyas Bey. 4. Bölge İşletme Müdürlüğü'nden memur olarak emekliyim. Doğum abime Sivaslıyım. Evet. İnönü Mahallesi'yim. Eski Ali Baba. Hı-hı. Şimdiki İnönü Mahallesi. Şimdi de burası Abdülvahap Gazi olarak geçiyor. Burası Abdülvahap Gazi. Biz... Evet. Siz İnönü'de oturuyorsunuz. Biz İnönü'de oturuyoruz. Bugün iftara burada mıyız? Yok, maalesef biz öylesine gezmeye geldik. Gezmeye geldik. Geziyordunuz. Biz de... 60 yıllık çocukluktan beri hep arkadaşlarımız. Maşallah, ne güzel ya, böyle 60 yıl bir arada olabilmek, dostluğu koruyabilmek zor değil mi? Zor. Maalesef, zor. Maalesef. Yani eski arkadaşlık değil de. Eski arkadaşlık da şimdi yeni arkadaşlar bilmiyorum da eski arkadaşlık şimdi bambaşka. Birbirimizden vazgeçemiyoruz. Hani, yürümeye başladık. Sivas Mar 1960 yıllarda Sivas Kayseri 67 Sivas Kayseri top olaylarında. Evet. Sivas merkez şehir merkezi nüfusu 40 bin iken Kayseri 28 bin. Aynen evet. Hakan Bey. Yani biz burada o arkadaşlarla sokağa çıktık, yani 2 yaşında 3 yaşında yürümeye başladık arkadaşız. Maşallah. Yani Tekrönü mesir alanıydı. Evet, çok güzel mesela. Bu eskiden paşa fabrikası gibiydi değil aynen mi? Paşa fabrikası. Çok daha güzel. Yani, Sivas'ın tek yegane İhramcı İsmail Efendi gelir, İhramcı İsmail Efendi buraya gelirdi ya. Burada zikir şekerlerdi müritlerine. Burada zikir şekerlerdi yani bize. Ama şimdi çocuktu, biraz bakımsız sinekler falan biraz bakımsız. Çok bakımsız efendim şimdi çok yani evet. Biraz belediyemizden bu yönde destek istiyoruz. Destek tabii. Belediyemizden eğer mümkün ise şuraya bir ufak bir köprü yapar da o tarafa doğru geçme olursa çok güzel olur. Yani belediyenin en güzel yapacağı bize küçük bir köprü. Bu İnönü Mahallesi'ne, Abdülvahap Gazi Mahallesi'ne küçücük çünkü bir köprü. Çünkü İnönü, Abdülvahap Gazi, evet. Kılavuz hepsi çiçekli. Biraz da çok bakımsız burası. Evet, otlar biraz yükselmiş. Yaz gelince sinekler çoğalıyor. Biz de bunları duyuralım efendim. Evet. Görevimiz. Allah peki, razı olsun. Gerçekten insan 30'undan 40'ından sonra dost edinemiyor. Evet. Ama çocukluktan beri süre gelen dostlukta her zaman güzel bir şekilde sürüyor. Peki, Allah uzun ömür versin. Teşekkür ediyorum. Bu yaklaşıkla işimiz ağırıyor bizim. Biz
geçtiğimiz burada geçmişini bilince yani insan değil mi? Bizim bazen işimiz ağrıyor yani. Bir akşamları geliriz böyle gezeriz. Yani eski günleri yad ederiz hatırlarız. Şimdi burada 50 yıl önce tabii iktidai olmakla beraber doğal güzelliği vardı. Evet. Su pırıl pırıl altın gibi su akardı. Hı hı. Bizim çocukluğumuz burada gezerdi. Girdiniz değil mi ırmağa da? Vay. Ben yüzmeyi burada öğrendim. Yüzerdiniz. Günümüz akşama kadar hani buradan geçerdi. Derler ya dumup çıkardık değil mi? Aynen öyle. Aşan sular vardı burada bizim. Uyumadan aşan sular vardı. Peki. Efendim Sayın Sami Aydın'dan, belediye başkanımızdan ricamız olsun. Evet. Abdülvahap Gazi Mahallesi sınırlar içerisinde olan bu Mısmılırmak diye geçiyordu değil mi burası? Evet. Tekrar bir buranın böyle bir çevre düzenlemesini elden geçirsinler. Çok peki efendim. Evet. Saygılar. Hatta Ramazan günde dua ederiz. Peki ne güzel değil mi efendim? Biz de bunu duyurduk. Gerçekten sizlere de iyi gezmeler diliyoruz efendim. Teşekkür biz mahalleyi gezmeye devam ediyoruz. Peki. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Dostluğunuz baki olsun. Efendim Allah uzun ömür versin diyoruz. Amin efendim. Yolcu ettik efendim abilerimizi. Biz işte Abdülvahap Gazi Mahallesi'ne doğru şöyle bir adım adım geziyoruz. Mahallemiz sınırlar içerisinde neler var neler yok tabii ki paylaşacağız, göstereceğiz. Birazdan o bahsettiğimiz tabii ki Mısmılırmak'ın genel görüntüsüne de bakacağız sevgili izleyenlerimiz. Amacımız nedir? Gittiğimiz yerdeki hem güzellikleri göstermek hem de eksiklikler herhangi bir şekilde bir şey varsa onları da sizlerle paylaşalım istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çocuklar da burada maşallah peşimizi bırakmıyorlar. Çocuklar siz de bu mahalle sakin misiniz? Ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Güneş mi geldi gözüne? Hı hı. Adın ne senin? Beydullah. Beydullah seni kimse görmüyor ama şu elini bir çek bakalım. Bak şimdi herkes seni görüyor. Yaş kaç? Hı hı. 8. Hangi okula gidiyorsun? Nizamettin Songur. Nizamettin Songur İlkokulu. Sınıf kaç? 3'e geçtim. Vay takdir teşekkür. Almadım. Almadın mı ya? Ah öğretmenim niye vermedin sen takdir teşekkürü değil mi bu güzel çocuğumuza? Peki bir dahaki seneyi alacak mısın? Çok peki. Çalışman lazım değil mi? Hı. Peki çok çalışacağız. Evet işte bu mahallede yaşayan çocuklar da efendim güzel rahat bir şekilde mahalle kültürünü kapıyorlar. Çünkü gerçekten mahallede oyun oynamak, top sektirmek, koşmak, eğlenmek hepsi bir başka güzel. Burada efendim işte mahalle sakinlerinin hepsi oturmuş güzel bir şekilde hem akşamın bu serinliğini yaşıyorlar. Efendim hayırlı Ramazanlar bir kez daha. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah aşkına. Valla salıncak da güzel olmuş. Tabii salıncak güzel. Evet böyle ailecek oturuyorsunuz. Ailecek akşam oluyor. Gölgesi düştü. Çok iyiyiz. Evet. Akşam iftara buradayız inşallah. İnşallah. Hep beraber Rabbim güzel bir şekilde iftarımızı yapmayı nasip etsin. İzleyenlerimize Ramazan'la ilgili yaşadığınız bu hayatla ilgili söylemek istediğiniz var mı efendim? Ramazan'ın cümle aleme hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amin. Evet. Bu kadar. Pekala. Biz de duyduk efendim. Acaba sizler konuşmak ister misiniz? Var mı söylemek istediğiniz bazı şeyler mahallemize? Peki dur hemen yengemize de uzatalım. Buyur yenge. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Amin efendim. Sağ Allah olasın. Kabul eylesin. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sağ olun efendim. Peki. Sağ olun. Biz de bugün işte Abdullah Gazi Mahallesi'nde iftar sofrasında birlikte olacağız. Hem de mahallemizi tanıtalım istiyoruz. Sizlerle de efendim yeniden görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık dedik. Yavaş yavaş mahallenin içine doğru ilerliyoruz. Yerler asfalt. Harika efendim. Bakın göster. Görüyorsunuz değil mi efendim? Maşallah yeni dökülmüş herhalde. Biz istiyoruz ki mahallelerin hepsi böyle güzel olsun ki olacak da zaten Sivas Belediyesi bu yönde çalışmalarını hızlandırıyor. Biz de gittiğimiz yerdeki hem eksiklikleri hem de güzellikleri gösteriyoruz. Amacımız nedir? Bu şehrin her tarafının daha güzel, daha yaşanabilir olması için mücadele etmemizdir. İşte görmüş olduğunuz gibi asfaltlar yapılmış, kaldırımlar gayet düzenli. Hoş bir çalışmalar yapılmış Abdullah Gazi Mahallesi'nde. Bugün de iftarda burada olacağız. Elimizden geldiği kadar hem mahalleyi hem de mahalle sakinleriyle küçük röportajlarımız olacak tabii ki. Ve 5000 kişinin yaşadığı bir mahalle burası Abdullah Gazi Mahallesi. Özellikle burada oturanlar yukarı tekkenin manzarasıyla her sabah güne başlıyorlar. İşte Abdullah Gazi Camii'ni şu anda biz de sizlerle paylaşıyoruz. Yukarı tekke olarak nitelendirdiğimiz ve özellikle cuma günleri ve özel günlerde yoğun bir şekilde vatandaşların namaz kıldığı, dua ettiği yerlerden bir tanesi ki Ramazan ayında da dolup taşıyor. Geçen gün Kılavuz Mahallesi'ndeyken de camimiz hakkında sizlere bilgiler aktarmıştık. Hadi Abdullah Gazi'yi gezmeye devam edelim. Thank you.
Sevgili izleyenlerimiz, efendim geziyoruz. Gezdikçe de tabii ki mahallelerimizi tanıtıyoruz. Abdülvahabi Gazi Mahallesi 44. sokak değil mi? İşte dedik efendim 5000 vatandaşın yaşadığı bir mahalle burası. Çarşı merkezine en yakın mahallelerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü Ali Baba ile sınır bir mahalle, Kılavuz'la sınır bir mahalle, İnönü ile sınır bir mahalle ve bahçeli evlerin olduğu kadar yine yeni yapılan binalar da var bu bölgede. Ama yeni yapılan binalar gördüğümüz kadarıyla hemen kameramanın arkasını dönerse 3 katlı yeni binalar burada vatandaşlar tarafından yapılıyor tabii, müteahhitler tarafından. Ama genel itibariyle dediğimiz gibi bahçeli evlerin yoğunlukta olduğu bir mahalle. Bu da mahalleye bir serinlik katıyor. Çünkü evlerde bahçenin içinde olması, ağaçların olması, meyve ağaçları, çam ağaçları görüyorsunuz işte. Güzel, hoş bir şekilde hepsi yükselmiş. Hem oksijen var hem de serin bir hava var. Binalar efendim alçak oldukça havalar da burada daha da güzel, serin oluyor. Onu da hemen sizlerle paylaşık oluyoruz. Ramazan ayında da en çok ihtiyacımız olan şey ne efendim? Serinlik değil mi? Bu ayda daha çok su tüketmek gerekiyor. İşte iftarımızı yaptığımız anda bol bol suyumuzu içmemiz gerekiyor. Evet, amcamız da tabii güzel bir şekilde serinlikte efendim. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, Abdülvahap Gazi Mahallesi sakiniyiz değil mi? Kaç yıldır bu mahallede oturuyoruz amca? 30 var mı? 20 var mı? Yok, 20. 20 var değil mi? 20. Nasıldı önceden mahallemiz böyle eskiden? Hiç. Şimdi yani yeni yeni asfaltlar yapıldı. Kaldırımlar döşenmiş. Evet. Bugün de mahallede iftarda buradayız. İftara gelecek misiniz efendim? Bekleriz ama. Peki. Amcamız tabii iftara. Biz diyoruz ki efendim bu iftar sofrasında ister zengin olsun ister fakir olsun gelsin bir gün en azından beraber omuz omuza bir iftar yapmanın mutluluğunu yaşayalım. Yaparım canım tabii. Değil mi? Allah razı olsun efendim. Adınızı alalım bir de sizin. Osman canım. Osman amca emekliyiz herhalde. Emekli. Yaş kaç? 86. Maşallah. Şey, 76. 76. Allah uzun uzun ömürler versin efendim. Nereden emekli olduk? TEDAŞ. TEDAŞ. Evet. Yani şimdi artık özelleşti elektrik şirketi. Tabii ki günümüzde özelleşen birçok yer var. O da onlardan bir tanesi değil mi? Evet. Peki efendim biz çok teşekkür ediyoruz size. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar efendim. Osman amcamızın yanından ayrılıyoruz. Evet, valla diyoruz efendim böyle şehir merkezinden tabii ki biz yakın dedik ama çok da uzak değil. Güzel, sakin olması en önemli güzel noktalardan bir tanesi. İşte görüyorsunuz en hareketli caddelerden bir tanesi de Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Şöyle bir gösterelim. Bakın oradan araçlar devamlı yoğun bir şekilde geçiyor. İşte bu ara sokaklar sakin, çocuklar koşturuyor. Biz de Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde mahalle iftarında sizlerle beraber olacağız ama ondan önce şöyle biraz biz de efendim soluklanalım istedik. Mahalle sakinlerinin yoğun bir şekilde burada çocukların oynadığı ve spor yaptıkları bir park var. Bu parkın hemen şu anda içindeyiz. Parkın adı ne çocuklar? Şehzadeler Parkı. Şehzadeler Parkı'ymış burası. Hem de çocuklardan da haberi almış olduk değil mi işte? Şehzadeler Parkı'nda Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde oturan vatandaşlar kamelyalarda zaman geçiriyorlar. Buradaki kondisyon aletlerinde fırsat buldukça spor yapıyorlar. Aynı zamanda yine işte gönüllerince eğlenebilecekleri güzel küçük birkaç böyle park malzemesi ve hemen yanı başında da görmüş olduğunuz gibi kapalı bir futbol sahası var. Orada da güzel bir şekilde spor yapıyorlar, futbol oynuyorlar. Çocuklar burada oynamanın keyfini acaba yapıyorlar mı? Çocuklar memnun musunuz? Harikasınız ama şöyle herkes bir yarım ay şeklini alabilir miyiz? Herkesi gösterelim değil mi buradan ekranlarından bizleri takip edenleri? Çıkar bakayım onu ağzından. Herkes şöyle benim etrafıma toplansın. Evet. Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde oturuyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Kaç tane parkınız var burada? Bu parktan başka park var mı? Evet. Kaç tane?
Bir tane şu. Bir tane diğer tarafta var. Bir tane ileride var. Pekala. İki tane var. İki tane mi var? Peki adın ne senin? Bekir. Bekir yaş üç kaç? Üç tane var. Dokuz. Ya, dokuz. Of, kaça gidiyorsun? Dörde geçeceğim. Aldın mı takdiri? Vermedi mi öğretmenin? Öğretmenim, buradan seslenelim mi? Bekir'i bir dahaki seneye es geçme. Adı ne öğretmeninin? Güldane Kral. Dürdane Hanım. Bak Bekir. Güldane. Güldane. Evet. Güldane Hanım'a sesleniyoruz, Bekir'in öğretmenine. Sen de çok çalışacaksın. Söz mü? Söz. Takdir alacaksın, tamam mı? Tamam. Anlaştık peki. Sana da soralım ama önce kızlara. Peki senin adını söyle. Zeynep Kübra'sı. Zeynep, sen kaça gidiyorsun? Dörde başlayacağım. Hangi okuldasın? Normal bir ilkokulu. Vali Muammer ilkokuluna gidiyormuş. Var mı takdir, teşekkür? Aa! Ya niye hiç ama böyle? Hepsi çok iyi. Ama çok iyi de yani. Niye böyle öğretmenleriniz notta mı biraz cimri davrandılar yoksa? Siz mi çalışmadınız? Bilmiyorum. Siz çalışmadınız. Bir dahaki seneye daha çok çalışacağız, tamam mı? Anlaştık peki. Sana da soralım. İkiz misiniz siz de? Üçüncüsü. Üçüz. Hani üçüncüsü nerede? Ben. Sen. Oo, şöyle gelin bakalım. Yan yana gelin bakalım. Bekir, Zeynep. Hamza. Hamza, oraya bak. Bunlar üçüz değil mi? Hepiniz kim önce dünyaya geldi saat farkı, dakika farkı olarak? Bekir. Dakika farkı. Dakika. Sonra ben. Sonra Zeynep. Sonra ben. Başka kardeş var mı? Yok. Üç tane yeter diyorlar. Peki Allah sizlere uzun ömür versin. Anne babanıza bir el sallayın buradan. Evet, işte üçüzleri de sizlerle paylaştık. Annemizin evi orada. Tamam, annene de selam söyle, tamam. Efendim, sağ ol ana. Gel kameralara konuşalım. Ben de konuşayım ya. Ya bir hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Şöyle bak, böyle böyle. Ben ne edeyim orada? Burada oturuyorsunuz herhalde. He, burada oturuyorum. Peki, var mı mahallemizle ilgili söyleyeceğiniz, aktaracağınız, duyurmak istediğiniz bir şey varsa buyurun konuşalım. Yok, iyice mahallemiz. Peki, bugün iftarda pazar yerindeyiz, tamam mı? Hep beraber iftar yapacağız. Hiç kimsenin kimseye zararı yok. Mahallemiz bak iyice. Harika, mahalle 10 numara. 10 numara, büyüğü kardeşimiz, küçüğü babamız, hep iyice. İşte bu ya, maşallah. 30 senedir ben buradayım. Oo, buradaki evler yoktu o zaman sevgililer falan, değil ben mi? Ben buraya alıyordum da böyle kar yağıyordu, şeyin suyun sesi geliyordu. Buraya evim ya, korkuyor. Ya su nerede şimdi? Yoktu. Baraj yapıldı ya. Baraj kesildi. Keşke kesmeseler. Böyle şimdi su yok. Yeni yoldan buraya inemezdik. Korkardım ben, biliyor musun? Evet. Kurt mu var, it mi var? Bizi tutardı. Hiç kimse yoktu. Ben edim şu yurmağın. Ama şimdi herkes burada, değil mi? Şimdi dolu dolu. Şimdi iyice yok. Mahallemiz iyice. Allah sağlık sıhhat versin. Sana da hayırlı Ramazanlar. Amin efendim. İzliyorum televizyonda. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum anacığım. Haydi arkadaşlar. Abdullah Gazi Mahallesi'nden herkese selamlar diyelim. Herkese selam. Siz de söyleyin ama. Herkese selam. Sevgili izleyenlerimiz, mahalleyi geziyoruz efendim. Abdülvahap Gazi Mahallesi'nde tabii gezerken Sivas'ta olup da İstanbul'da ikamet edenler ama sonra özleyip efendim Sivas'a gelenler, tatil için Sivas'a gelenler de var. Beyefendi de onlardan bir tanesi. Ama önce bir tanışalım efendim, adınızı alalım. Evet, ismim Osman Koyun. Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Peki kaç günlük bir tatile geldiniz efendim? Bayram tatiline geldim, 15 gün. 10-15 gün buradasınız. Mis, evet. Şu havanın güzelliğine bak. Çok güzel, evet. İstanbul şimdi yapış yapıştır, değil mi? Rutubetine... Doğan abi, dönüyorsun dümdüz gidiyorsun pazar yerinde abi, iftar sofraları. Saygılar abi. Çek Doğan abimi de. Peki efendim, Allah'a ısmarladık. Doğan abim de muhtar yine kendileri. Osman abi, tabii Sivas bir özlem var, değil mi? Evet, mutlaka. Ama işsizlik olduğu için insan gitmek gerekiyor. Haliyle. Gidiyor, değil mi? Mutlaka. İzleyenlerimize var mı söyleyeceğiniz? Bizi izliyor musunuz? Az önce söylediğiniz. Ben sürekli izliyorum 4 Eylül TV'yi, özellikle de sizi. Hatta diğer kanalları da geziyorum, Sivas kanallarında. Sivas'ta ne olmuş, ne bitmiş, neler takip ediyor, ne şekilde oluyor. Onu o şekilde sanki Sivas'ta yaşıyormuş gibi kendimi hissetmeye çalışıyorum. O şekilde takip ediyorum. Hangi semtteyiz İstanbul'da? Esenler'de. Esenler'desiniz. Peki buradan bir selam gönderelim mi? Hani bizi izleyenler, ben aynı zamanda İstanbul Sivas Hafif Koymadere Dernek Başkanıyım. Evet. Bütün üyelerimize ve
komşularımıza, tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Selamlar gönderiyorum. Peki efendim, biz de bunu Osman Bey size duyurdu. İletmiş olduk efendim. Size iyi tatiller diliyoruz. İftara pazar yerindeyiz bugün Abdullah Abgazi Mahallesi'nde. Buyurun, orada da bir iftar yapmanın keyfini hep beraber yaşayalım. Teşekkür ederim inşallah. Peki. Tabii çocuklar, herkes gelebilir. Niye yani? Açık orası. Peki efendim, müsaade istiyoruz. Müsaade size. Ve biz çekimlerimizi efendim yapmaya devam ediyoruz. Efendim, tabii Abdullah Abgazi Mahallesi'nde çekiç sesleri her geçen gün yükseliyor. Ufakta tadilat ve tamiratlar var değil mi efendim? Tamiratlar yaz geldi dolayısıyla. Başladık tadilata. Başladı tadilata. Doğru, kışın kapıya çıkamıyoruz soğuktan. Namazanlık da olsa da yine de tatilat yapıyorlar yani. Yapıyorlar. Peki adınızı alalım efendim. İsminiz nedir? İsmim Selahattin. Selahattin abi, bu mahalle sakiniyiz değil mi Abdullah Abgazi Mahallesi? Abdullah Abgazi Mahallesi'nde. Kaç yıldır buradayız? Yaklaşık 30 yıldır buradayız. Maşallah, o zaman siz buralara piknik alanları falan olduğunu 88'den beri buradayız zaten. Evet, piknik alanları vardı değil mi önceden burada? Evet, evet. Tabii baraj şu anda dolması için, kapandığı için su çekildi burada. Orada biraz artık bir düzenleme ihtiyacı var. Evet, tabii. Buna doğru daha gelse daha güzel olurdu değil yani. Şuradan bir su sesi gelse ne güzel olur. Çok güzel olurdu yani. Parkımız neymiş, çok güzel olur. Harika park. Camımız neymiş, yerlerimiz de asfaltlandı. Bir de ahşımız bulur mu aile atsa Sayın evet. Sami Bey değil mi efendim? Tabii. Başkanımız gelse de buna doğru bir çıksa da bir görse kendi. Ah, Venedik gibi olur burası be. Gondola bineriz değil mi o zaman? Sen ne diyorsun o zaman? Daha güzel olur bak. Ne harika. Güzel. Çöz yetişiyorlar. Kızlarımız da rengarenk böyle evet. Giyiniyorlar. Şunlara maşallah. Senin adını söyle bakalım. Aybüke Nimet Koç. Aybüke, senin adın ne? Elif Harun. O da senin, sen söyle. Elif Harun. Elif. Peki senin adın ne? Zeynep Çakış. Zeynep. Kim konuşmadım diyordu demek ki çocuklar. Gel gel öne gel ya, gel ya. Senin adın ne? Mert. Mert. Senin bak, sen de bir de bak burada gel bakalım. Bir kızımızla konuştum ama kameralara konuş. Bekir, yol ver Bekir. Evet. Adın mı? Adını söyle. Esra. Peki, çok teşekkür ediyoruz çocuklar sizlere. Elimizden geldiği kadar teşekkür sizleri de izleyenlerimizle böyle buluşturmaya çalışıyoruz. Abimize de bir mikrofonunuzu atalım, sonra buradan uzaklaşalım efendim. Buyurun. İnşaatçı. Valla maşallah efendim, ama abimizin gözlerinin maşallahı var. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bizi böyle izleyecekler, abimin yeni nasipleri çıkar ama yenge kızar. Utandı biraz değil mi? Adınızı alalım efendim. Enver. Enver abi, bu mahalle sakinisiniz. Biz evet. De Ramazan iftarına bugün buradayız. Ne söyleyeceksiniz? Bütün Müslüman aleminin şimdiden bayram mübarek olsun. Birlik kardeşlik olsun. Bereket olsun. Bereket olsun. Peki, sanırım bu da küçük evladınız he? Bunlar benim çocuklarım. Oo maşallah, dur bakalım Enver abinin şöyle bir ailesini gösterelim. Evet, biz de efendim mahallemizi gezmeye devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz, bizi balkondan da selamlayanlar oluyor. Abim, hayırlı Ramazanlar. Merhabalar. Evet işte, elini de salladı efendim. Dayıma da selam olsun. Abdullah Abgazi Mahallesi'ni gezmeye devam edelim. Sevgili izleyenlerimiz, işte burası Mısmılırmak. Tabii zamanında burası daha düzenli, daha bakımlıydı. Vatandaşlar burada paşa fabrikası gibi piknik yaparlardı. Tabii o dönemleri, özellikle 30 yıl öncesini bilenler bilir. Mesela bunlardan biri de amcam değil mi efendim? Evet efendim. Merhabalar efendim. Şöyle merhaba. Dönelim kameralara karşı. Şimdi, buyurun, siz de mahalle sakin olarak. Burası pazar yeri. Üstelik evet, şöyle bakım, kameralara konuşalım. Çocukların şeyleri var. Burada yukarı tepki var. Gelen giden var. Bura pis kokuyor. Hı hı. Hiç yani burayla biri gelip de ilgilenmedi. Yani başkanımız eğer Sivas'a nasıl değer veriyorsa, buraya da eğer
öyle değer vermesini istiyoruz. Yani buranın da artık İtalya, Venedik gibi olsun, evet, değil mi burada? Evet, evet. Yakışır üstü. Da yani. Ya niye yakışmasın ya? Şuna manzaraya bak. Ya sen diyorsun ki mesela şurada bir evim olsa da güzelce şurayı izlesem diyorsun. Ya. Konuştuğumuz şeyde bak. Karşımızda şehitlik var. Değil mi? Bayrağımız şiyor. Yani dalgalanıyor böyle. Ya çocuklar var şurada. Bak bakın evleri burası. Evet, aynen. Ne güzel devlet şey yaptıysa yani bunun belediyede buranın değerini bilecek. Çünkü yani. Çünkü efendim bak. Burası hemen hemen Soğuk Çelme'ye kadar gidiyor tabii, zaten. Tabii. Baraja kadar çay gidiyor. Çayboyu. Çayboyu üstelik boyu. Bir mahalle. Evet. O taraflar değil. Aynen. Yani böyle gitmesini. Yani bu mezbelilikten bir kurtulsun istiyorsunuz. Tabii istiyoruz. Peki, zaten. Peki biz de bunu efendim duyurduk. İşte Abdullah Gazi Mahallesi ve Kılavuz Mahallesi, İnönü Mahallesi değil mi efendim? Bu ırmağın geçti. Dedebalı var yine. Bak, Aksu 10 numara mesela. Sağırlar Okulu var. Aynen evet. Bak Sağırlar Çocuklar İşitme Engelliler var. Okulu var evet. İnönü Mahallesi var. Abdülvahab Gazi. Birçok mahallenin ortak tabii, kullandığı yerlerden tabii. Bir tanesi. Diyoruz ki efendim Sayın Sami Bey'e, belediye başkanımıza. Burasını da Sivas'ı yakışır bir şekilde ele alırlarsa daha harika olur da. Diyoruz. Ya yapar da yani San Bey, San Bey yapar. Mesela Zeki Sarılar olsaydı buraya bir el atardı. Peki Zeki Bey de şimdi Malatya'da yanlış bilmiyorsam. Evet efendim teşekkür ediyoruz. Oldu efendim. Saygılar. Saygılar. İftara beraberiz efendim. İnşallah. İşte amcamızı gönderdik. Dediğimiz gibi efendim burası 4 Eylül Barajı'nın tabii artık suları dolmasından dolayı, kesilmesinden dolayı zamanın mısmıl ırmağı. Çok hareketli bir ırmaktı ama artık bu ırmağın ne yazık ki sadece otların arasındaki görüntüsü kaldı. İnşallah yetkililer buraya bir el atar da burası gürül gürül akan Sivas'ın özel değerlerinden bir tanesi olur diyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, iftar sofralarını artık vatandaşlar doldurmaya başladı. Aleykümselam efendim, siz de hoş geldiniz. Allah'a olsun, sağ olun. Mahalle sakin olarak güzel bir ortamda beraber olacağız efendim. İnşallah, geçen seneki gibi. Aynen, bu sene de burada daha güzel İnşallah. Bir alandayız değil mi? İnşallah. İzleyenlerimize var mı söyleyeceğiz efendim herhangi bir şey? Daha sonra herhalde bir şiir falan okuyacağız. O evet. Zaman hitap etmekte İnşallah. Yarar var. Tabii iftar öncesi değil mi efendim? Hava kararmadan İnşallah. Tamam o zaman efendim. Gazi muhtarımızın isteği. Hatta bize küçük bir bölümünü okuyun isterseniz. Teröristler için ben bir şiir yazmıştım. Peki çok kısa bir bölümünü alalım o zaman. Boğulasıca diye. Peki çok kısa bölümünü o zaman. Son kıtayı söyleyeyim size. Son kıtayı bizim için. İsim ne demiştiniz tabii. Efendim? Mustafa Gülüm. Mustafa Bey'den efendim. Teröristler için böyle. Bulutlar aç. Bir dakika amca. O... Nankörler, onlar vatan haini. Bakın o teröristler artık ülkemizden çekip gitsinler. Biz dimdik ayaktayız. Askerimizle, polisimizle, devletimizle onların hepsinin kökünü kazıyacağız. Amcamız da bir kısa bir şiirin kısa bölümünü okuyacak. Mübarek son bölümünü. Günde mazlumların ahını onları tutmaz için yazdığım bir şiir. Peki efendim. Okuyacağım bütün oruçlardan da amin diyeceğim. Hayır dualarını alacağım. Peki o zaman sadece kısaymış şurayı okuyabilirsiniz isterseniz. Tamamına Peki, gerek yok. Tamamını okuyalım o zaman. Yo, bu... Tamamını Şimdi alalım. Okuracağım. Belki orada kalabalıkta çekemezsek Onu, diye. Tabii, Şimdi olabilir. Tamamını alalım efendim. Olur, Buyurun. Bu teröristler canımız çok yaktılar. Bu memleketin ekmeğini yediler, suyun içtiler. Bize ihanet ettiler. Ben de bunlara beddua şeklinde, beddua günahtır da bunlar hak ettiği için evet. Beddua şeklinde bir şiir yazmıştım. Buyurun efendim. Onu okuyacağım. Bu masum insanların da onlardan hayır dua isteyeceğim. Boğulasıca. Allah'tan korkmadan canlara kıydın, masumun kanında boğulasıca. Soysuzun emriyle şeytana uydun, masumun kanında boğulasıca. Timsahlara yem ol derin göllerde, nefretle anılır ismin dillerde. Muhtarım sensiz geliyor mu? Bedenin kavrulsun kızgın çöllerde, masumun kanında boğulasıca. Bu cennet vatanda yaşıyor iken, nifak tohumunu yurduma eken, inşallah gözüne batacak diken, masumun kanında boğulasıca. Bayrak inmez, ezan susmaz, bilesin. Olmayan aklından bunu silesin. Zalimlerin kapısında kölesin, masumun kanında boğulasıca. Kuduz köpek gibi saldırıyorsun, körpe fidanları solduruyorsun. Düşmanları bize güldürüyorsun, masumun kanında boğulasıca. Adem'den Havva'dan geliyor soyun, sevsem de sövsem de değişmez huyun. Sana mezar olsun eştiğin kuyun,
masumun kanında boğulasıca. PKK'nın davarını güdersin, askeri polisi şehit edersin. Diliyorum cehenneme gidersin, masumun kanında boğulasıca. Bulutlar açılıp güneş doğacak, rahmet yağmurları bir gün yağacak. Mustafa kabrine tezek koyacak, masumun kanında boğulasıca. İnşallah bu bedduamızda oruçtanlarımız amin derler. Bedduamızda Allah kahreder onları. Amin. Teşekkür ediyorum. Evet muhtarım efendim, çalışmalar yoğun efendim, Allah artırsın. Hazırlıklar yoğun efendim. Biz de mahalleye geldik sizde burada çalışırken. Muhtar emmiyi de şöyle bir tanıtalım değil mi efendim önce? Biz bir adınızı siz söyleyin ki izleyenlerimiz sizi tanısın. Biz Gazi Hakan abi. Bey önce buyurun. Tüm Sivas'ın Ramazan'ı mübarek olsun diyorum. Kadir Gecesi yaklaşıyor, Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Geçen yıl başlatmış olduğumuz sokak iftarlarının, geçmişte demiştik geçen yıl, Turan Hocam geçti o zaman umredeydi. Gelecek sene daha güzelini yapacağız, daha organize bir şekilde olacak, halka objektif olacak demiştik. Gerçekten de öyle yaptık. Halka duyurularımızı yaptık. Mesaj yoluyla mahallenin tümüne mesajlarımızı çektik. Her zaman söylediğim gibi ihtiyaç sahibi aileleri, yardıma muhtaç aileleri, böyle davete kısır giden aileleri bizzat gittik. Kendi ağızlarımıza tek tek çağırdık. Vatandaş yavaş yavaş geliyor. Geliyor evet. Burası mahallemizin semt pazarı. Perşembe günleri kuruluyor. Sağolsun Belediye Başkanlığı'ndan rica ettik. Pazarı bize açtı, lambalarını yaktı. Güzel, ilahi sanatçılarımız var. Biraz sonra semazelerimiz evet. Dönecek. Vatandaş burada, çoluk çocuk ama dün çok, dünkü yağan yağmur bizi çok korkuttu. İnan mahallenin tamamına neredeyse söyledik. Dedi ki bugün iş güç bırakın. Sadece dua edin ne olur. Yaradan'dan dua isteyin de bugün müsaade etsin. Yarın Ahmet'in oraya yazsın Gültepe'ye dedik yani. Evet ama bugün güzel. Cenab-ı Allah da biliyor sevdiği insanı. İnşallah bundan sonra da daha güzellerini yaparız. Peki efendim. Ama vatandaş dolarsa yapacağız. Doluyor efendim. Yavaş yani yavaş böyle benim arzu ettiğim insanlar gelmeye başladı. Birinci, ikinci etaptaki. Harika. Aileler şu anda geliyor. Daha da ondan sonra olacak. Da işte camlardan bakanlar var. Daha herhalde programın ahengine alışamadılar. Evet. İşte misafirleri var. Çağırıyoruz. Misafirlerinizi de alın gelin. Aynen. İşte bilmiyoruz. Yavaş yavaş eskiye dönüştüreceğiz. Peki efendim inşallah. Yani. O zaman kolaylıklar diliyorum. Allah efendim. Razı olsun. Yine konuşacağız aralarda. Siz de ayranları dağıtıyorsunuz efendim. Allah kolaylıklar versin. Evet sevgili izleyenlerimiz işte Akkayalar'ın hemen önündeyiz. Bizim tabii her gün yardımcılarımız da var yanımızda. Bizleri yalnız bırakmayan çocuklar. İşte bunlar da efendim tabii Güne Bakan Hakan'ın ailesi. Dorukhan merhaba. Bugün sen de mahalle iftarındasın. Ne söyleyeceksin Dorukhan? Hayırlı Ramazanlar. Evet başka. Allah herkesin orucunu kabul etsin de. Evet. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Amin. Bol bol dua edin de. Bol bol dua edin. Peki başka bir şey söyleyeceksin izleyenlerimize Dorukhan? Okullar tatil artık. Bol bol eğlensin çocuklar. Tanıdıklarıma selam veriyorum. Peki tanıdıklarına selam veriyor. Demirkan da bizim fotoğrafçımız. Jön adam be. Demirkan var mı senin söyleyeceğin? Evet benim söyleyeceğim var. Bu öncelikle mahallede iftar projesini ben çok beğendim. Her gün geliyorum, görüyorum. Çok güzel oluyor. Hem mahalleleri tanımış oluyoruz hem de hep beraber birlik ve beraberlik içinde bir iftar yapmış oluyoruz. Mahallelerde herkesin kaynaşmasını sağlıyor. İmece usulü çalışarak herkes kaynaşıyor. Herkesin Ramazan mübarek olsun. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Amin diyoruz. Teşekkür Amin. Ediyoruz. Evet, gel bakalım. Küçük kardeşimizden de hemen bir iki duygu mesaj alalım. Gel söyle bakalım. Şu anda burada çok mutluyum. Evet. Böyle bu güzel iftar soframızda. Ve inşallah her mahallenin de böyle bir iftar sofrası olur. Amin. Teşekkürler. Sen de hemen bir cümle söyle. Hayırlı Ramazan'da. Sivas'a gidiyorum. Dedem görmek çok istiyordum. Lamoyda sürmek çok istiyordum. Peki. Sen ne söyleyeceksin? Allah razı olsun. Bu Ramazan'ı bize veren belediye başkanımızdan. Bu kadar. Bu Peki. Kadar. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Bismillah.
Sevgili izleyenlerimiz, Abdullah Gazi Mahallesi'nde mahalle iftarındayız. Yanımızda bir amcamız var efendim, bir tanıyalım sizi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İsmim Mehmet Bozduman. Mahalle sakini. Evet efendim. Güzel bir beraber. Muhtar da yeğenim olur Gazi. İnşallah bugün iftar edeceğiz. İnşallah. Allah kabul etsin o zaman efendim. Teşekkür ederim. Peki siz de buyurun, masanızı alalım. Saygılar efendim. Evet efendim, bugün ilahi grubu da var burada. Ünal Bey burada efendim. Hemen Ünal abimizi de şöyle bir ekranlardan zaten tanıyorsunuz ama bir kendisini takdim etsin değil mi? Merhabalar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ünal Doğan, evet. Sizin bahsettiğiniz gibi Sivaslı kardeşlerimize ilahi albümü dalında hizmet ediyoruz. İlahi sanatçı olarak acizane iki albüm ilahi, var değil iki mi? Albüm çıkardık. İki albüm var, unutmayın. İki albüm çıkardık. 2006 yılında ilk albümümüzü Divane ismiyle çıkardık. 2015 yılında Gülaçar ismiyle yeniden dönüş yaptık. 9 sene kadar bir ara verdik aslında. Oo, çok fazla bir zaman sanatçı geçti ama. Zor iş, evet. Tabii ki askerlikti. Bu arada gittik geldik biraz. Zamanı açtık ama şu an elhamdülillah Gülaçar Türkiye piyasalarında iyi bir yerde. İyi oturdu. Harika. Ve internet tıklamalarında da 1 milyona ulaştık inşallah. Takip evet, edenlerimiz amin. De çoğaldı. O zaman bizler de Abdullah Gazi Mahallesi muhtarlığınca düzenlenen bu programa Gazi Düzardıç muhtarımızın davetiyle, ben de zaten bu mahallenin evladıyım. Ne güzel. Davetiyle inşallah geldik. Güzel bir program yapacağız. Sizlerin vesilesiyle de ben herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. O zaman şöyle güzel canlı bir ilahi söyleyelim. Tabii Şafak Bey hazır mıyız? Şafak kardeşimizle beraber. O da orada biraz böyle yorulmuş değil mi? Artık orucun son saatleri. Tabii. Al beni yanına ya Resulallah diyelim. Canlı o zaman bir eserle başlayalım inşallah. Peki. Herkes efendim şimdi güzel bir şekilde sizi dinleyecek. Buyurun. Eyvallah. Söz Ünal Doğan efendim. Al beni yanına ya Resulallah diyoruz. Güzel bir eserle programımızın açılışını gerçekleştiriyoruz inşallah. Evet. Yaktı kül etti Resulün hasreti canıma yetti. Öyle bir sevda ki yaktı kül etti Resulün hasreti canıma yetti. Bitire bitire beni tüketti. Canımın cananı ya Resulallah. Bitire bitire beni tüketti. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah. Bas beni bağrına ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah. Bas beni bağrına ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah. Özlediğim Resulü Medine'dedir. Gidemedim ona hayli senedir. Medine gülleri tane tanedir. Canımın canı ya Resulallah. Gönlümün sultanı ya Habiballah. Al beni yanına, al beni yanına ya Resulallah. Özlediğim
özledim Resulü Medine'dedir. Gidemedim ona hayli senedir. Özledim Resulü Medine'dedir. Gidemedim ona hayli senedir. Medine gülleri tane tanedir. Canımın cananı ya Resulallah. Medine gülleri tane tanedir. Canımın cananı ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah. Bas beni bağrına ya Resulallah. Al beni yanına ya Habiballah. Bas beni bağrına ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah. Bu canım yoluna kurbandır senin. Al beni yanına ya Resulallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir eserle programımıza başlamış olduk inşallah. Evet, gelsin tepsiler, gitsin yemekler. Efendim işte Abdülvahap Gazi Mahallesi'ndeyiz. Ustalarımız efendim hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Maşallah, kolay gelsin efendim. Sağ olun işler. Efendim, hoş geldiniz efendim. Sağ olun ustam. Nasıl gidiyor yemek işleri? Çok şükür efendim. Bugün de bundan 10 gün önce Ali Baba gece konuda iftar vermiştik. Bugün de bu muhtarımızın İftarını Abdülvahap Gazi muhtarımızın, değerli muhtarlarımızın programları için özellikle teşekkür ediyorum. Bu programlar Müslümanların birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü olması çok güzel bir şeyler oluyor. Bunlar katılım çok güzel. Arkadaşlar ısınıyor birbirinden mübarek günlerden. Muhtarların böyle önder olması, bazı sivil kuruluşların önder olması, böyle konularda milleti destek olması, kaynaşması, birbirinden güzel günler, güzel iftarlar geçirmesini diliyorum herkese. Bir de adınızı söyleyin efendim. Ben Hüseyin Akgül, evet, Ali Baba Gecekondu'da oturuyorum. Evet, orada da biz seninle konuşmuştuk. Orada da yapmıştık aynı programı. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Dördelli TV'yi izliyoruz. Daha güzel yerlere gelmesini istiyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere de. İşte ustalarımızın yanından şöyle ayrıldık. İşte bugün menümüzde ne var? Tavuk var, pilav var efendim, tatlı var, çorba var. Yanında efendim tulum. Ooo maşallah. Gösterelim, olmazsa olmaz. Şöyle gelsin tepsiler de geldi. Hop gelsin tepsi. Gitsin yemekler değil mi? Aynen abi. Siz de söyle. Hayırlı Ramazanlar. Vay 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 vay. Özel geliyor buzlu. Aşçıya özel. Teşekkür ediyorum. Efendim İşte burada mahalle sakinleriyle harika bir şekilde birlik var, beraberlik var. Yemekler hazırlanıyor masalara, güzel bir şekilde yemekler buradan gidiyor efendim. Tabii işte domatesler, biberler, tatlılar hepsi harika bir şekilde hazırlanırken burada efendim çorbalar da var efendim. Kolay gelsin diyoruz. Çorbaları da burada taslara doldurup aman dökmeyelim geç kardeşim. Aman dökmeyelim. Ustam bol kepçe mi? Eyvallah, bol kepçe. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Ne çorbası efendim? Bu arpa şehriyesi. Arpa şehriyesi çorbası efendim. Vallahi mide için birebir harika bir çorba. Evet, biz de efendim diyoruz ki mahalle sakinlerimizi, Abdülvahap Gazi Mahallesi sakinlerini burada yalnız bırakmadık. Onlarla beraber güzel bir şekilde söyleşilerimizi, sohbetlerimizi efendim söyleyin bakalım devam ettiriyoruz. Peki abi, işte size güzel bir şekilde iftar programı aktarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
zikreder dağlar taşlar, kurtlar kuşlar ağaçlar, zikreder dağlar taşlar. Ne bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet, ne bitmez bir bereket. Sevgili izleyenlerimiz, Abdullah Gazi Mahallesi'nde mahalle iftarında sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlar yerlerini almaya başladılar. Artık ezana vakit tabii az kaldı. Gayet güzel bir şekilde herkes bugün birlik beraberlik içerisinde iftarını açacak. Oruçlar açılacak, dualar edilecek ve vatandaşlar güzel bir şekilde sofralarda, masalarda yerlerini aldılar. Tabii mahalle sakinlerinin bir araya gelerek hazırlamış olduğu bu güzel iftar menüsü de efendim burada vatandaşlarımıza sunuldu. Tabii herkes çorbasını, yemeğini güzel bir şekilde aldı. Bakın 7'den 77'ye herkes burada. İşte çocuğumuz uykusunu burada almaya başlamış. Evet tabii. Şöyle gösterdik onu da. Efendim Allah bağışlasın diyoruz efendim. Dedesi miyiz acaba? Dedesiyim. Peki hayırlı Ramazanlar efendim. Allah razı olsun cümlemizin. Güzel bir iftar sofrasında beraberiz. İnşallah. Gerçekten bugün herkes beraber bir arada huzur içerisinde çok iftarımızı yani açacağız inşallah efendim. İnşallah. Peki var mı söyleyeceğimiz? Bu kadar müminler bir araya gelmiş. Bundan daha güzeli var mı? Değil mi efendim? Evet. Peki Allah kabul etsin Allah diyoruz. Peki. Dedem çekiyoruz. Dedemi de çek. Evet efendim biz çekimlerimizi sürdürüyoruz. Dede hayırlı Ramazanlar. Ne olasınız Allah razı olsun canım Allah. Efendim mahalle sakiniyiz değil mi? Evet mahalle peki, sakiniyiz. Peki buradan izleyenlerimize Ramazanımızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun hayırlı bir aydayız. Sağ olasınız Allah razı olsun Allah. Dileklerinizi kabul etsin. Amin efendim cümlemizi. Hep beraber iftar açıyoruz. Peki Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar hayırlı iftarlar. Evet semazen gösterileri de efendim var bugün. İşte semazenler de geldiler, yerlerini aldılar. Güzel bir şekilde semazen gösterisi burada gerçekleşecek. İlahiler var, vatandaşlar var, semazen var. Efendim burada birlik, beraberlik, huzur var diyoruz ve semazen gösterileriyle sizleri şu anda baş başa bırakıyoruz. Bu hayat neye yarar, aşkın bende olmaz ise Resul. Bu hayat neye yarar, aşkın bende olmaz ise Resul. Medine'ye çağır beni, göreyim Ramazan'da seni. Ben seni görmedim sevdim, benim özledim ki Medine'ye çağır beni, göreyim Ramazan'da seni. Ben seni görmedim sevdim, benim özledim ki eyledim. Sevgili izleyenlerimiz, ezanımız okunuyor. Allah tutulan oruçları kabul etsin. Ve biz de diyoruz ki efendim böyle güzel bir ortamda hep beraber bu mutluluk içerisinde orucumuzu Abdullah Gazi Mahallesi sakinleriyle beraber tabii biz açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar sularını, çorbalarını,
verilen ikramları, evden getirmiş oldukları tatlıları, börekleri, çörekleri hep beraber burada yemenin mutluluğunu yaşıyorlar. Allah tutulan oruçları kabul etsin diyoruz. Birazdan mahalle muhtarımızla da konuşacağız ve evet işte vatandaşlarımızın görüntülerini sizlerle paylaşalım. Sevgili izleyenlerimiz, Allah tutulan oruçları kabul etsin. Güzel bir iftar programı gerçekleşti. Ve muhtarımız da burada tabii gün boyunca koşturdu efendim. Gelen vatandaşları memleket adına güzel bir organizasyon oldu efendim. Elinize emeğinize sağlık. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Bayağı yoruldum. Artık finaldeyiz. Bitti efendim. Vallahi çok güzel oldu. Sadece vatandaşın yani iftarlarındaki yemekleri, ikramları sıcak yesin diye biraz beklettik. Daha yemeğimiz de arttı. Onları da fakir ailelere dağıtım yapacağız. Allah kabul etsin. Ama ne yaparsanız yapın. Evet. Vatandaş böyle yerde yemek yemeye de alışmış değil. Zannediyor ki işte farklı hemen yerlerde önüne hemen önüne gelsin ama öyle olmuyor. Olsun. Tatlı bir telaş. Çok güzel. Onlar tabii bu mutluluktan bunlar. Bu da torun en küçük torun. Maşallah. Yani Yiğit Ensar, Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Buradan izleyenlerimize başka ekleyeceğiniz var mı bir şey muhtarım? Valla Hakan Bey, Ramazan'ın sonuna geldik. Bu hafta içerisinde kutlayacağımız Miraç Kandili'ni, Kadir Gecemizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Kadir Gecesini kutluyorum. Salı günü, Pazartesi, Arafa, Salı günü önümüzdeki hafta bayram. Tüm dünya Müslümanlarının Ramazan bayramlarını, nice nice Ramazanlara kavuşmasını canla gönülden temenni ediyorum. Amin. Herkesin Ramazan'ı, Kadir Gecesi, bayramı şimdiden kutlu olsun. Dünya Müslümanlar Cenab-ı Allah barış versin. Amin. Yani Orta Doğu'da akan kanın da bir an evvel durmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah. Tabii biz burada bu iftarları bu bollukta yaparken Filistin'de Orta Doğu'da yaşanan olaylardan dolayı gerçekten de muzdaribiz. Onlara da gerekeni yapıyoruz ama her ne kadar da burada mutlu bir tablo oluşturmuş olsak da yüreğimiz kan ağlıyor. Azıcık konuşmak gerekir. Müslümanlara yakışmıyor ama dua ediyoruz. Peki efendim. Yapacak başka bir şey yok. Allah razı olsun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ duamız kabul oldu. Demin dedim. Cenab-ı Allah müsaade etti. Evet. Bugün yağmur da yağmadı. Güzel bir iftar oldu. Peki. Diye. Sevgili izleyenlerimiz işte böylece programın sonuna geldik. Vatandaşlar da iftarlarını açtılar. Güzel bir şekilde iftar sofralarında Abdülvahap Gazi Mahallesi sizlerle beraber olduk. Yeniden başka bir mahallede beraber olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,